Efendim, sel felaketi yaşayan Karadeniz yaralarını sarmaya çalışıyor. Bakanların bölgeden ayrılmadığı Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Mehmetçik de destek veriyor. Artvin'de ise sel ardında acı hikayeler de bıraktı. Sele kapılan ve hala bulunamayan 42 yaşındaki kamyon şoförünün evlilik için gün saydığı ortaya çıktı. Artıyor, artıyor, dere artıyor. Kızı alın. Kendimizi kurtardık işte. İki dükkanımız, dört depomuz sular altında kaldı. Evler balçaya gömüldü, suya gömülen iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Benim boyum 1.88. 2 metreye kadar su ulaştı abi sadece 20 dakika içinde. Yani hiçbir şey kurtarma, hiçbir şey çıkarma imkanımız olmadı. Biz sadece canımızı kurtardık. İnsanlar canlarını zor kurtardı. Evlerinden, barklarından oldular. Oğlumun da nişanı vardı o günü. Aynı gün. Evet. Yapamadın. Canımızı kurtardık ya, uykuda almış olsaydık. Su verilmeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor. Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor. İş yerleri ve sokakları dört koldan temizlemeye çalışıyorlar. Devletimizden, askerimizden, emeği geçen buradaki herkese Allah bin kere razı olsun. Eğer onlar olmasaydı biz bu yaraları bu kadar erken sayamazdık. Artvin'de sel felaketinin ardından seferberlik başlatıldı. Herkes selin izlerini silmeye çalışıyor. Hızlı bir şekilde yaraları sarmak ve vatandaşımızı tekrar eski refahına ve konforuna ulaştırmak için buradayız. Arhavi'de hasar tespiti ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor. Ancak çaresizlik içinde bekleyenler de var. Yiğit ailesi de onlardan biri. Bakan Adil Kara İsmailoğlu arama çalışmalarının devam ettiği bölgeden bir an olsun ayrılmayan aileyi ziyaret etti. Serdar Yiğit'in nişanlısı Ayşe Yıldırım'ın gözyaşı bir an olsun durmadı. Evlilik için gün sayıyorlardı. Eylül'de düğünleri olacaktı. AFAD, JAK ve diğer ekipler Yiğit'i aramayı sürdürüyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta Rize'deki sel felaketinde kaybolan iki kişi de hala bulunamadı.